Ve şöyle, şimdi tüketiciler kendi haklarını bu hizmet, daha doğrusu şöyle başlayalım. Bayram dolayısıyla işte restoranlara giden, pikniklere giden, plajlara giden, otellere giden, kurbanlık alan bu tüketicilerimizin hakları neler? Onları ben konuşmak istedim. O yüzden sizi buraya Teşekkür ederim. ağırlamak istedim. Şimdi normalde enflasyon kaynaklı zaten mesela biz ne yapıyoruz? Büyük şehirlerdeki insanlar evde yemek yerine bazen dışarıda sosyalleşiyoruz. Fakat şimdi hem gıda fiyatlarındaki artış hem enflasyona baktığımızda biraz önce Abdurrahman Bey de söyledi. Lokanta ve otellerin payı çok yükseldi. Orada ciddi bir ücret artışı var. Ama bir de servis ücret dediğimiz bir konu var. O da işte eskiden alışkanlığımızdır. Gittiğimiz yerde bir şey yediğimizde mevcut ödenecek tutarın %10'unu bahşiş bırakırdık. Ama şu an rakamlar 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira. Bu da bahşişin 150 olmasa sebebiyet veriyor. O da arttı. Fakat burada bazı restoranlarda gözlemlenen son zamanlarda, son dediğim birkaç senedir galiba bir konu var. İşte %10, %15 servis ücreti diye fişe eklenen ve senin de üstüne belki bakmadığın için bahşiş bıraktığın durumlar. Bunu bir öncelikle konuşalım. Hazır herkes tatile girmişken. Buyurun. Şimdi sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi maalesef fiyatlar genel seviyesindeki artışlar, hani ben hep bu tabiri kullanıyorum, iğneden ipliğe her şey zamlandı. Dolayısıyla bu fiyatlardaki artışlar restoran, lokanta, işte kafe gibi hizmet aldığımız, ailelerimizle, sevdiklerimizle işte dışarıda yemek yediğimiz, sosyalleştiğimiz mekanlara da yansıdı. Bizim kültürümüzde biliyorsunuz işte bir hesap geldikten sonra eğer o işletmedeki bize hizmet eden, servis yapan işte komi, garson benzeri kişilerden memnunsak gönüllü olarak bahşiş bırakırız. Bu bizim hani kültürümüzde var. Hatta Amerika'da bahşişlerin vergilendirilmesi ayrı bir vergi mevzuatı. Bazı ülkelerde de işte bahşiş vermek ayıp anlayışı var. Ama biz zaten gönüllülük esasıyla veririz. Bazı lüks işletmelerde, bazen son dönemlerde işte kapıda arabanızla gidiyorsunuz. Valeden başlayıp içerideki paltonuzu vestiyere verdiğiniz noktaya kadar işte hep para, 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 para. Bunlar da aslında o işletmelerde verilen hizmeti daha da pahalı hale getiriyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi pastane, restoran, lokanta gibi işletmelerde özellikle bu asgari ücretteki artıştan sonra bu artışı gerekçe göstererek ödemiş olduğunuz hesaba ek olarak bir de o işte adisyonun veya gayri resmi belgelerin altına işte %10 servis ücreti ilave etmeye başladılar. Bu o işletmede aldığınız hizmetin %10 daha pahalılaşması demektir. Daha pahalı hale getirilmesi demektir. Şimdi siz bir işletmeye, bir pastaneye, işte bir kafe, bir kahve içmek için, bir çay içmek için, bir tatlı, sıcak, soğuk içecekler için gidiyorsunuz. Amacınız o. O işletmenin de faaliyet konusu o. Hı hı. Hani ifade ettiğimiz gibi eğer siz memnun kalırsanız bahşiş bırakırsınız. Ayrıca bir servis ücreti ilave edilmesi tüketiciler açısından kabul edilebilir bir durum değil. Yasal değil mi? Şimdi yasallığı açısından da yürürlükte fiyat etiketi yönetmeliği var. Fiyat etiketi yönetmeliğinin 8. maddesinde diyor ki tarife ve listelerde belirtilen fiyatlar dışında servis ücreti gibi ücretlerin alınması halinde bunların tarife ve listelerde belirtilmesi gerekir şeklinde bir ibare var. Belgelendirilmesi için. Evet. Belgelendirilmesi açısından. Dolayısıyla bu ifade servis hizmeti karşılığı bir ücret alınmasını yasal hale getiriyor gibi. Duruyor. Ama biz bir şeye gittiğimizde bir restoranta, hani bir yemek için gidiyoruz değil mi? Bir pastaneye gittiğimizde bir tatlı, işte bir içecek için gidiyoruz. Hani orada bizim kısım kısım aldığımız bir hizmet yok. Dolayısıyla bu servis ücretinin alınması kabul edilebilir bir durum değil. Bu tamamen o işletmede aldığınız fiyatın pahalılaştırılmasıdır. Geçtiğimiz günlerde, işte birkaç gün önce işte Marmara Hukuk son sınıf öğrencisi kızım arkadaşlarıyla bu Zeytinburnu sahildeki
İsmini söyleyebilirim. Söylemeyelim yine. O hani alışveriş merkezlerinin neyse, olduğu evet. yere gitmiş arkadaşlarıyla. Ha. Baba dedi bir işletmeye girdik. Şeye baktık işte menüye, fiyat listesine %10 servis evet. ücreti vardı. Geri çıktık dedi. İyi yapmışsın kızım dedim. Buradan tüketicilerimize şu çağrıda bulunmak istiyoruz. Gittiğimiz işletmede bir kere bu yasal zorunluluk mutlaka hizmet işletmelerinde tarife görünür bir şekilde veya fiyat listesi veya o menü açık açık tüm ürünlerin fiyatının yazılı olması yasal şart. Hmm. Onun dışında eğer servis ücreti de alıyorlarsa bunun da mutlaka belirtilmesi gerekiyor. Hmm. Bir kere buna dikkat etmemiz lazım. İkincisi hani bizim toplumumuzda bir ayıp anlayışı çerçevesinde işte bir hesap geldiğinde hesabı kontrol etmek veya ne yazılmış işte hangi ücret şey ürün kaç lira bakmak biraz ayıp karşılanıyor. Evet, genelde, hatta evet. yanımızda bir misafir varsa hiç bakamazsınız. Hiç bakamazsınız ama bunun ayıbı yok. Özellikle bu son fiyat artışlarından sonra eğer gittiğimiz restoranda, lokantada, pastanede bir fiyat şeyi gelmişse adisyon lütfen hesabı tek tek kontrol edelim. Oraya %10 servis ücreti ilave edilmiş mi bunu görelim. Buna göre bahşiş verelim veya vermeyelim. Peki bu konuda bir şey yapılabiliyor mu? Tüketicinin bir hakkı var mı bu konuda? Yani eğer belirtilmemiş ve örneğin bakıyor ve orada işte sonunda işte 1200 TL yazıyor. İşte %10 servis bedeli diyor. Burada ben bunu vermek istemiyorum. İstersen bahşiş veririm. Neden bunu yazdınız deme hakları var mı tüketicinin? Hayır, böyle bir hakkımız yok. Yok. Çünkü başlangıçta dediğim gibi belirtilmiş. Menüye bakmamız lazım. Hmm. Sadece bizim sorumluluğumuz da yani. Bizim sadece tarife veya fiyat listelerinin var olup olmadığını denetlemek işte Ticaret Bakanlığı'nın, İl Ticaret Müdürlüğü'nün, yerel yönetimlerin, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya ilçe belediyesi gibi veya meslek odalarının denetiminde. Hı hı. Eğer menüde fiyat listesinde tarife de belirtilmemiş bir servis ücreti alınıyor ise bununla ilgili bahsettiğim yerlere şikayette bulunabiliriz. Hmm, onun için denetim yapılabilir. Ama tüketici olarak bizim tüketicilere çağrımız şu. Bu tür hizmet işletmelerine gitmeyelim. Yani zaten konuşmanızın başında da ifade ettik. Her şey almış başını gitmiş fiyatlar. Hı-hı. Yani ailece ayda 2-3 kez dışarıda yemek yiyen bir aile olarak artık hepimiz dışarı çıkarken bir restoranta giderken düşünüyoruz. Acaba hani fiyat ne gelecek, fiyat olacak, ne kadar tabii, ne olacak? Tabii. Dolayısıyla işletmecilere de çağrımız şu, onlar da artan maliyetleri gerekçe gösteriyorlar. Hani onların da haklı olduğu taraflar var. Ama zaten bizim ülkemizde insanlar bahşiş bırakıyorlar. Bir tek bir daha serbest ücreti ilave ederek bindikleri dalı kesmesinler. Peki bu konuda uyarımızı yapalım.